Elfriede Blonsteiner. Karadur lakaplı Elfriede Martha Blonsteiner en az 3 kurbanı zehirleyerek öldüren Avusturyalı bir seri katildi. Her zaman kurbanlarının eşyalarını hatıra olarak alıp saklamaktaydı. Elfriede'nin geçmişi hakkında pek fazla bilgi yer almasa da asıl ilgi çekici olan hayatı ileriki dönemlerde baş gösteren işlediği cinayetler ve sonrasında yaşadığı yaşam olacaktı. İlk cinayetini 1981 yılında 50 yaşındayken işleyecekti. Cinayet işlemeye oldukça geç bir yaşta başlamıştı. İlk kurbanı sözde intihar etmesine yardım ettiğini iddia ettiği apartmanının kapıcısı Erwin Niedermayer'di. Elfriede'nin iddialarına göre adam karısını ve çocuklarını sürekli dövüyordu ve onlara tecavüz ediyordu. Psikolojisi bozuk olduğu için bir gün intihar etmeye karar vermişti ve bu duruma denk gelen Elfriede Blonsteiner, Erwin suçlu bir adam olduğu için onun intiharını durdurmak yerine ona yardımcı olarak ölümüne katkıda bulunduğunu iddia edecekti. Oysa ki 59 yaşındaki Erwin Niedermayer intihar etmeye çalışmıyordu. Elfriede onu tamamen kendi isteğiyle öldürmüştü. Elfriede Blonsteiner aynı zamanda bir kumar alışkanlığı geliştirmişti. Vaktinin çoğunu kumarhanelerde geçiriyordu ve birisinin bu eğlencesi için finans sağlaması gerekecekti. Bu da Elfriede'yi kumar dışında ikinci bir alışkanlığa yönlendirecekti, o da cinayet. Elfriede Blonsteiner o dönemlerde ihtiyaçlarını gidermek, yaşamını sağlamak için hasta ve yaşlı bakım işinde çalışıyordu. 78 yaşındaki şeker hastası olan Otto Reinl de baktığı yaşlılardan biriydi. Adamın kan şekerini kontrol eden ilacı Öglykon'u alarak ona yavaş yavaş artacak şekilde dozlar vermeye başladı ve usulüne göre yapıldığında sonucun ölümcül olabileceğini keşfetti. Doğal görünen bir ölüme yol açıyordu ve bir gün ansızın 78 yaşındaki Otto Reinl bakıcısının denetimindeyken evinde ölü bulundu. Ancak adam zaten yaşlı ve hasta olduğu için ölümü çok dikkat çekmedi ve otopsi yapılma gereği de duyulmadı. Elfriede Blonsteiner 3. cinayetini işlemeden önce 9 yıllık uzun bir ara verecekti. Bu 9 yıl içinde Rudolf Blonsteiner ile evlenmişti. Soyadını da bu eşinden almıştı. Evliliklerinde her şey yolunda gidiyor gibi görünürken Ağustos 1992'de Rudolf Blonsteiner aniden bir komaya girdi. 10 gün boyunca bu gizemli komada kaldıktan sonra hayatını kaybedecekti. Oysa ki adamın bilinen bir hastalığı yoktu. Ancak Karadul eşine yavaş yavaş az miktarda yiyecek ve içeceklerine ilaç katarak eşinin sonunu hazırlamıştı. Bu cinayetten sonra kumar alışkanlığı da iyice artmaya başladı ve çok fazla şansı da yoktu. Sürekli olarak para kaybediyordu. O andan itibaren kumar oynayabilmek için ihtiyaç duyduğu finansmanı sağlamak adına sahtekar bir avukat olan arkadaşı Harold Schmidt'in de yardımıyla uydurulmuş sahte vasiyetlerle mülklerini yağmalayabileceği zengin ve yaşlı hedefleri aramaya başlamıştı. Vasiyet hazırlandıktan sonra kurban için Öglykon veya bir antidepresan ilaç olan anafranil ile dolu yemekler hazırlayıp vermeye başlıyordu. Ölüme yaklaştığında evde şüpheli ölüm olmaması adına son günlerini hastanede geçirmeleri için acil yardım çağırıyordu ve daha sonra çoğu durumda kurbanlar hastanede birkaç gün sonra hayatlarını kaybediyordu. Kumar alışkanlığını finanse edebilmek için bulduğu ilk kurbanı 84 yaşındaki zengin bir kadın olan komşusu Franziska Köbel'di. Bu arada Elfriede'nin de öldürdüğü kişiler arasında kadın olan tek kişi Franziska Köbel'li olacaktı. Elfriede 15 Aralık 1992 gecesi komşusuna kahve içmeye gitmişti. 84 yaşındaki zengin kadına çocuklara yardım kampanyası için bağış topladığını söylemiş ve kadından 170 bin euro istemişti. Bu miktar kadına çok gelince borç olarak istediğini, birkaç gün sonra bankaya yatacak beklediği bir parası olduğunu ve onun sadece 10 bin euro bağış yapmasının yeterli olacağını, 160 bin euroyu ise bankaya parası yatar yatmaz ertesi gün geri vereceğini söylemişti. Ancak parayı aldıktan daha sonra Franziska Köberlin kahvesine attığı zehir ile kadını öldürecekti. Daha sonra yeni kurbanlar bulmak ve yaşlı erkekleri cezbetmek için kişisel reklamlar kullanmaya başladı. Sadık, şefkatli bir arkadaş olmayı teklif eden gazete ilanları vermişti. 1994 yılında pençelerini 64 yaşındaki emekli Friedrich Döker'e batıracaktı ve hemen onunla evlenme kararı almışlardı. Friedrich Döker evinin tapusunu düğün hediyesi olarak yeni gelinine devrettikten sonra kaderi belirlenecekti. Elfriede yeni eşinin de yemeklerine ilaç atmaya başlamıştı.
Ancak şanslı adam 20 tabletlik bir öglikon dozundan sağ çıkmayı başarmıştı. Ancak yine de bu çabalara daha fazla dayanamayan Friedrich Döker 11 Haziran 1995'te hayatını kaybedecekti. Kardiyovasküler yetmezlikten kaynaklanan bilateral pnömoni resmi ölüm nedeni olarak kayıtlara geçecekti. Döker'in cesedi Viyana Anatomi Enstitüsü'nde bir formaldehit deposuna gönderilmişti. Karadul yeni kocasının kalıntılarını tıp bilimine bağışlamıştı. Blanchetin hızlı çalışan biriydi. Gazeteye yeni bir ilan daha vermesinin vakti gelmişti. Dul ve 64 yaşındayım. Kim hayatının sonbaharını benimle paylaşmak ister yazılı ilana pek çok yanıt gelmişti. Gelen mektuplardan Alois Pichler adlı kişiyi yeni kurbanı olarak seçecekti. Elfriede Pichler'in 400 bin dolarlık bir evi olması gibi özellikleri onu seçmesinde etkili olmuştu. İkili evlendikten kısa bir süre sonra Elfriede avukatına her zamanki gibi sahte vasiyeti hazırlamasını söylemişti ve her zamanki kademeli ilaç verme tedavisini uygulamaya başlayacaktı. Elfriede diğer kurbanlarına uyguladığı ritüelleri yeni eşi Alois Pichler'e de uygulamış ve nihayetinde adam 11 Kasım 1995'te hayatını kaybetmişti. Bu kayıp adamın ailesi tarafından ani ve beklenmedik bir ölüm olarak görüldü ve daha önce iki kez dul kalmış bir kadının yanındayken ölmesi şüphe çekmişti. Alois Pichler'in 1 Aralık 1995'teki cenazesinde dul kadının hatırlattığı sahte vasiyeti olmasaydı mirastan daha büyük bir pay alacak olan yeğeni bu kadına karşı şüpheler besliyordu ve cesedin mezardan çıkarılmasına karar verilmesi ve otopsi yapılması için mahkemeye başvuracaktı. Böylece Karadul'un soruşturulması ve bir dizi suçunun keşfi başlıyor olacaktı. Ve yapılan otopsi sonucu adamın vücudunda yüksek dozda ilaçlar bulununca Elfriede Blanchetiner hakkında yakalama kararı çıkartıldı ve gözaltına alınarak yargılama işlemlerine geçildi. Şubat 1997'de Alois Pichler cinayetiyle ilgili olarak Krems şehrindeki mahkemede yapılan duruşmada baş şüpheli olan Elfriede'nin hoşuna giden tiyatral oyunlarıyla mahkemeyi adeta bir medya sirkine dönüştürecekti. Altın açını avucunun içinde tutup kameralara dönüp havaya kaldırarak dramatik bir şekilde İncil'den alıntı yapıp Pontius Pilatus'u çağrıştırarak "Ellerim temiz." diyerek kameralara gösteriyordu. Onu yalnızca Tanrı'nın yargılayabileceğini söyledi ve altın haçını kameralara gösterirken habercileri uyardı. "Aranızda bir vampir varsa dikkat edin, bu haç sizi bir kül yığınına çevirir," diyecekti. 10 Şubat 1997 tarihinde hazırlıkların ve iddianamenin tamamlanması üzerine Krems'teki mahkemede davası başladı. Alois Pichler'in öldürülmesi, Elfriede mahkemedeki ilk gününde bej bir takım elbise giymiş ve bir kez daha elinde küçük bir altın haç tutuyordu. Yine daha önceki gibi "ellerim temiz" diyecekti. Viyana'nın 30 mil batısında bir kasaba olan Krems'teki adliye binasının basamaklarının etrafında toplanan gazeteci kalabalığına "gizleyecek hiçbir şeyim yok" diyordu. Suçunu kabul edip etmeyeceği sorulduğunda "asla kimseyi öldürmedim, masumiyetime inanıyorum" diyordu. Sonra garip bir şekilde bir anda "ölüm yalnızca sonsuz yaşamın başlangıcıdır" diye de ekleyecekti. Daha sonra gazetecilere hapishaneyi sabırsızlıkla beklediğini söyledi. Ne de olsa kendi başına yemek pişirmek zorunda kalmayacağını ve oturup anılarını yazabileceğini, ki bu şüphesiz en çok satanlar arasına gireceğini ifade ediyordu. İyi bir yayıncı arayışında olduğunu söyledi. Yazılarından bazılarını Avusturya'daki haftalık News gazetesinde yayınladı. Okuyucularına kötü bir şey yapmadığını, çünkü sadece hasta kocalarına yardım etmek istediğini söyledi. İyimserliğini korudu ve bu mantıksız cinayet davası sona erdiğinde tekrar evlenmeyi umduğunu belirtti. Ancak o kadar da şanslı değildi. 7 Mart 1997'de eski avukatı olan Harold Schmidt, ağır bedensel zarara suç ortağı olmaktan ve Alois Pichler'in sahte vasiyetiyle iradesini taklit etmekten 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Elfriede Blanchetiner'in kumar bağımlılığı olduğu ve yaşlı zengin erkeklerle kasten evlenip onları zehirlediğine ve onların uydurma vasiyetlerinde kendisine bırakılan parayla kumar oynadığına inanılıyordu. Elfriede Blanchetiner'in karanlık yüzü, cesur ve utanmaz duruşma ifadesinde çarpıcı bir şekilde kendini gösterecekti. Duruşmada iki şeye karşı yoğun bir nefret duyduğunu itiraf etti: yoksulluk ve erkekler. İlk kocası kızının doğumundan sonra onu boşamıştı. Blanchetiner de daha sonra "o zamandan beri erkeklerden nefret ediyorum" diyecekti. Ve nihayetinde Krems mahkemesi onu cinayetten suçlu buldu ve Schwarzau hapishanesinde ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
Daha sonra avukatı aracılığıyla bu kararı temyiz etti. Ancak Yargıtay da bu kararı onaylayınca Blanchsteiner, "Beni hapsedin, ölene kadar beni cezaevinde bırakın" diye bağırmaya başlamıştı. Cezasını Schwarzau am Steinfelde hapishanesinde çekmeye başlayacaktı. Ancak polis 1992 sonlarında vefat eden komşusu Franziska Köberl ve 1995'te ölen eski kocası Friedrich Döker'e otopsi emri vererek soruşturmalarına devam etti. Temmuz 2000'de Viyana savcısı Blanchsteiner'i iki cinayetle daha suçladı. 20 Nisan 2001'de her birinden suçlu bulundu ve ek bir ömür boyu hapis cezasına daha çarptırıldı. Bu onun son duruşmasıydı. Ancak polis Elfriede'nin 10 ile 15 arasında bir cinayet işlediğinden şüpheleniyordu. Müfettişler işlediğinden şüphelenen diğer cinayetleri araştırırken Elfriede'ye sorduklarında kadının verdiği cevap herkesi şok etmişti. "Bunun için bana ne kadar para ödeyeceksiniz?" Yeni yargılamalar ve soruşturmaları sürerken Elfriede Blanchsteiner gazetecilere verdiği bir röportajda "Steven Spielberg ile temas halindeyim. Hikayemi filme almak istiyor" diyecekti. Viyanalı Karadolu belki Steven Spielberg dikkate almamıştı ama hayat hikayesi bir filme konu olacaktı. Praying Mantis 2001 yılında yayınlanan ve Christian Herberger'in başrolünü oynadığı film Elfriede'nin hayatı esinlenerek senaryolaştırılmıştı. Blanchsteiner müebbet hapis cezasını 7 yıldan daha azını çektikten sonra 18 Kasım 2003 tarihinde 72 yakın yaşındayken kaldırıldığı Viyana'daki bir hastanede beyin tümörünün meydana getirdiği komplikasyonlardan ötürü hayatını kaybedecekti. Daha sonrasında Fairhalle Schimmering'de yakılarak külleri de yine buraya gömülecekti. Ve Elfriede Blanchsteiner'in hayatı da bu şekilde son bulmuştu.